Herkese merhaba. Özel üretim Avea telefonlarından bir tanesi elimizde. Avea Lebello. LG'nin popüler telefonlar arasında yer alan LG Lebello modelin Avea özel versiyonu karşımızda. Avea geçtiğimiz aylarda Nokia Lumia 525'te benzer bir seriye başlangıç yapmıştı. Benzer bir cihaz çıkarmıştı. Avea özelleştirmelerini barındıran bir cihaz çıkarmıştı. İşte Avea Lebello da bu yaklaşımın, bu stratejinin devamı niteliğinde bir ürün. Elimizde gördüğünüz gibi henüz jelatini üzerinde bir Avea Lebello var. Bunun açılışını hep beraber gerçekleştirelim ve Avea özelleştirmeleriyle bezenmiş bu akıllı telefon hep beraber bakalım. Avea Lebello'nun teknik özelliklerinden bahsedelim bu esnada kutu açılışını yaparken. LG Lebello ile aynı özellikler, teknik özellikler tarafında değişen fazla bir şey yok. 5 inç ekran var, IPS ekran, 854x480 piksel çözünürlüğe sahip. Snapdragon 400 işlemci var, 4 çekirdekli. Bunun yanı sıra 8 GB dahili hafıza, 1 GB RAM. Başlayacak teknik özellikler arasında bulunuyor LG Lebello'da. Bunun yanı sıra LG'nin sihirli tuşu var. Bu sayede arkada bulunan kameranın hemen altına yerleştirilmiş tuşlarla hem sesi hem de güç butonu işlevlerini kolaylıkla kontrol edebiliyorsunuz. Şurada bir tane yapışkan var. O bizi biraz zorluyor. Tırnaklarla açmak biraz zor. Bu da biraz uğraştırıyor bizi. Şöyle. Son olarak bir deneme daha yapalım. Evet, nihayet kutuyla açılışımızı gerçekleştiriyoruz ve karşınızda Avea Lebello. Gördüğünüz gibi yuvarlak köşeler, arkada yine LG G3'te ve LG G3 Beat'te olduğu gibi kavisli bir yüzey var, metalik görünüm var, fırçalanmış metal görünüm var. Oldukça şık duran, 699 lira gibi bir peşin satış fiyatı olan telefon için gayet güzel, gayet şık bir akıllı telefon. Arkada görüyorsunuz Avea logosu yerleştirilmiş. Avea özel bir telefon olduğunu bu şekilde rahatlıkla anlıyoruz. Birazdan açılışını yapacağız ve Avea özelleştirmelerine göz atacağız. Neler var neler yok. Kutu içerisinden gördüğünüz gibi kulaklık çıkıyor. Şarj adaptörü var, seyahat şarj adaptörü. 2540 mAh kapasiteli bir batarya var ve gördüğünüz gibi mikro USB kablosu da elimizde. Bu şekilde Avea Lebello. Şimdi bataryasını takalım, pilini takalım ve ilk açılışı gerçekleştirelim. Telefonda neler var neler yok, ne gibi özelleştirmeler var hep beraber bakalım. İşte karşınızda Avea Lebello'nun açılışı. Açılış ekranında gördüğünüz gibi Avea logosu yer alıyor. Açılı dursun telefon, biz neler var neler yok bakalım. Söylediğim gibi 5 inç ekran var, 480x854 piksel IPS ekran ve bu ekranın görüş açıları gayet iyi görünüyor. Gördüğünüz gibi geniş açıdan bile baktığınızda ekranda neler olup bittiğini görüyorsunuz. Renklerde fazla değişiklik yok. Sağda ve solda gördüğünüz gibi herhangi bir giriş çıkış buton yer almıyor. Arkadaki kapak gördüğünüz gibi sağda yer alan çentik yardımıyla kolaylıkla açılıyor ve bu şekilde 2540 mAh kapasiteli bataryaya yerleştirdiğimiz yuva çıkıyor. Micro SIM kart yuvası var. Bunun yanı sıra micro SD kart yuvası var telefonda. Bu aslında LG G3'te, LG G3 Beat'te gördüğümüz dizilim, farklı bir durum söz konusu değil. Kamera, LED flash, sihirli tuş gördüğünüz gibi güç ve ses tuşları arkada yer alıyor. Hoparlör. Bunun dışında yine gördüğünüz gibi şu anda telefon açılı kurulumu yapacağız birazdan. Mikrofon, 3.5 mm kulaklık şakı. Altta micro USB portu ve ana mikrofon var. Bu şekilde bir dizilim var. Gayet kullanışlı bir telefon. Gayet elimize rahatlıkla oturuyor. 5 inç ekranına karşılık elimizde rahatlıkla kullanabiliyoruz. Parmağımızla ekranın bütün noktalarına rahatlıkla erişebiliyoruz. Avea Lebello'da. Şimdi kurulumu yapalım. Daha sonra ana ekranda tekrar buluşalım. İşte karşınızda Avea Lebello'nun ana ekranı. Gördüğünüz gibi çeşitli hava uygulamalarının ana ekranda yerleştirildiğini görürüz. Bunun sıra yine Google uygulamaları mevcut. Kullanıcı menüsüne girdiğimizde de Google uygulamalarının yüklü olduğunu görürüz. LG'nin yüklediği çeşitli uygulamalar var ve bunun yanı sıra yine Avea'nın online işlemler, seyahat, bulut, Avea oyun, Avea mobil dergi, Avea NBA ve Avea müzik gibi uygulamalarını, Android uygulamalarını yüklü şekilde sunduğunu görürüz. Snapdragon 400 işlemci,
İyi bir performans sergiliyor. Zaten bu Snapdragon 400'ün performansını daha önce incelediğimiz orta segment Android telefonlarına az çok biliyoruz. Kullanıcıları tatmin edecek nitelikte bir performans sunuyor. Avia ile Bello'da da bunun farklı olduğunu düşünmüyoruz. İlk izlenimimiz Avia ile Bello gayet kullanışlı. İçerisinde yer alan ön yüklü Avia uygulamaları sayesinde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir telefon. Mobil dergide teknoloji dünyasında, mobil teknoloji dünyasında olan en son gelişmeleri öğrenebilir. Avia seyahat uygulamasıyla seyahat planınızı yapabilir. Avia güvenlikte cihazınızı güvenli bir şekilde kullanabilir. Avia müzikte müzik dinleyebilirsiniz. Yani Avia'nın uygulamalarıyla sunduğu deneyim, kullanıcıların memnuniyetini ve cihazlarından aldıkları verimi arttıran deneyim Avia ile Bello'da özel şekilde sunuluyor. Bu şekilde Avia ile Bello 699 liralık bir peşin satış fiyatı var Avia ile Bello'nun ve bunun sıra Avia ile Bello'ya farklı tekliflerle de ulaşmak mümkün. Avia ile Bello ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.